İşte Türkiye'nin başbakanı, başbakanımız Binali Yıldırım. Muğla'nın saygıdeğer güzel insanları, hak kadınlar, hak gençler, kıymetli yol arkadaşlarım. Muğla'yı özledik. 25 gün önce buradaydık. 10 Şubat'ta. Şimdi tekrar beraberiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sizlere liderimiz, genel başkanımız, milletin adamı, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim. Aslında biliyorsunuz geçen hafta, yani bu hafta başından beri Cumhurbaşkanımız Afrika ziyaretindeydi. Bugün Muğla'ya ve Manisa'ya gelmeyi planlıyordu. Yoğun programı nedeniyle bu görevi bana verdi. Eğer kabul ederseniz ben Cumhurbaşkanımızın namına vurmayın. Geçen sefer yağmur vardı. Pek bir şey anlamadık. Sizlerle hasbihal edemedik. Bugün doya doya hasret gidereceğiz. Her şeyi konuşacağız. Heyecanımızı, aşkımızı ve geleceğe yönelik planlarımızı hep birlikte değerlendireceğiz. Bugün Muğla Türkiye'nin mermer yataklarının merkezi, verimli topraklarının merkezi, ormanların %62'sini oluşturduğu, turizmin baş şehri, balıkçılığın merkezi ve sahil şeridiyle Türkiye'nin en uzun sahiline şahit çok güzel bir ili. Muğla, başka bir benzeri yok bu dünyada. Böylesine güzel bir şehirden bahsediyoruz. Muğla'nın insanları Muğla'nın güzelliklerinden daha da güzel. Huylarıyla, duruşlarıyla, hele hele 15 Temmuz'da milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı alçaklara teslim etmeyen Muğla'lı kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla gurur duyuyoruz. Sağ olun, var olun. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi içeride buradan daha fazla arkadaşımız var. Maalesef en büyük kapalı salonu yaptık. Yine de yetişmiyor. Artık sokaklara, meydanlara taştı. Şuradan hemen stadyumdan buraya gelinceye kadar sokaklarda vatandaşlarımız sevgi gösterilerinde bulunuyor. Evlerinden, balkonlarından bize selam veriyor. Rabbime hamd ediyorum. Bu bizim için en büyük armağandır. Milletin
sevgisini, desteğini görmek bizim için şereflerin, payelerin en güzelidir. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Evet, buraya gelemeyen ve şu bahçenin o bir tarafında bulunan değerli kardeşlerime de buradan selamlarımı, sevgilerimi gösteriyorum, gönderiyorum. Hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Evet, şimdi artık geçelim içeri. Sizi bu soğukta biraz daha tutacağız. Güzel müjdelerimizi vereceğiz. Heyecanınız o kadar yüksek ki soğuk davız gelir, yağmur davız gelir. Ne dedik? Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi söylediğimiz tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Sağ olun, var olun. Allah yar ve yardımcılarımız olsun. Muğla'dan, Yiğitler Diyarı'ndan, Afrin'deki kahramanlarımıza bir selam gönderelim de Allah yar ve yardımcılar olsun. 8 civanımızı şehit ettiler ama Aslan Mehmetçik oraları yerle bir etti. Kanları yerde kalmadı. Radyoyu da ele geçirdiler. Afrin'e doğru emin adımlarla ilerliyorlar. Allah yar ve yardımcılar olsun. Evet. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. Kongre var. Şey istedi arkadaş ama ne dedi bilmiyorsunuz. Cumhurbaşkanının selamını getirdim. Bir daha söylüyorum. Cumhurbaşkanımızın size çok çok selamı var. Kucak dolusu selamı var. Buradan da tabii sizlerin selamını da başım gözüm üstüne deyip Cumhurbaşkanımıza yarın ileteceğim. Hiç merak etmeyin. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Sayın Başbakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli hemşehrimiz, kendimizi spor salonu dışında bulunan LED ekranlardan ve ses sisteminden takip edebilirsiniz. Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm, merhaba, nasılsınız? Selamünaleyküm, selamünaleyküm.